Osmanlı'nın başkenti, Cumhuriyet'in kalesi, insanı yüreğindeki vatan, millet, bayrak sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle buralara gelen, buraları dolduran bir il ziyareti öncesi Edirne'nin bu en önemli gününde bile il başkanlığımızın önünde bizleri bekleyen, burayı adeta bir mitinge çeviren güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Yolda genel sekreterimize, yöneticilerimize anlattım. Bizim Edirne ile başka bir gönül bağımız var. Ben buraya milletvekili olarak geldim, grup başkan vekili olarak geldim, grup başkanı olarak geldim. Ama bugün ilk kez sizlerle partinin genel başkanı olarak kucaklaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Edirne'de zorlu bir yerel seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık. Edirne hep birlikte kenetlendi. Önce zor günler yaşadık, tartışmalı günler yaşadık. Doğru kararların verilmesi için zorlu süreçlerin içinden geçtik. Sonra adayımızı belirledik. Geldim size dedim ki Edirne Cumhuriyet'in kalesidir. Edirne adayına sahip çıkacak, partisine sahip çıkacak dedik. Siz sözümüzü yerde bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne İl Başkanlığı. Hep söylediğim gibi burası baba ocağı. Herkesin doğduğu, büyüdüğü, sonra kiminin ayrılıp gittiği, kiminin kaldığı bir yer. Ama kapısı her daim açık. Çorbası her zaman kaynayan, çayı demli olan, bacası tütmekte olan bir yer burası. Ve son seçimlerde Edirne'de iki kişiden biri bu baba ocağına geldi, baba ocağında kucaklaştı. Buradan Edirne'nin bize destek veren sosyal demokratlarına, milliyetçi demokratlarına, muhafazakar demokratlarına, bütün demokratlara ve benim bütün akrabalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Unutulmasın ki bu kapı ardına kadar açıktır. Bugün burada bir görev devir teslimi yaşanıyor. İl başkanımız gayretleri, çabalarının vardığı noktada bayrak devir teslimi istedi. Biz de uygun gördük. Bugün Edirne'nin bu en güzel gününü hep birlikte yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde Edirne'de parti yönetiminde bir tasarrufta bulunacağız. O günden itibaren Edirne'de hep beraber, hep beraber hem kıymetli başkanımıza, genç başkanımıza, kadın başkanımıza, hem partimize sahip çıkacağız. Çünkü önümüzdeki süreç öyle herhangi bir süreç değil. Daha önce ben söyledim, heyecanlandınız, alkışladınız, desteklediniz, arkamızda durdunuz ve biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında girdiğimiz ilk seçimleri, yerel seçimleri 47 yıl sonra birinci parti olarak tamamladık. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimleri geliyor. Başkanın elinde bir anahtar var. O anahtar Edirne Belediyesi'nin kapısının ya da kasasının ya da Edirne'nin anahtarı değil. O anahtar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin iktidarının anahtarı. Bu sebeple hep beraber
Edirne'yi dürüst, çalışkan, tasarruflu, halkı koruyan, kollayan, emeklisine, emekçisine, çiftçisine, esnafına sahip çıkan projelerle başkanımız yönetecek. Biz Filiz Başkan'ın arkasında olacağız. Ona sonuna kadar destek olacağız. Örgütümüz ona, o örgütümüze emanet olacak. Ve burada biz, yani bu baba evinin, bu baba evinin evlatları, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, kökü kökeni ne olursa olsun, ister Balkanlardan gelsin, ister doğudan, ister burada doğmuş olsun, ister burada memur olsun. Ama burada hep birlikte bu baba ocağına da, Atatürk'ün emanetine de sahip çıkacağız. Niye diyorum baba ocağı? Bunun tapusu kimde? Tapusu ne CHP'lilerde, ne bende, ne Kemal Bey'de vardı, ne İsmet İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden bundan sonra Edirne'de de bu işin lami cimi kalmadı. Bu Edirne'nin hepsi Atatürk'e aşık mı? O zaman, o zaman o partiye gittin, bu partiye gittin, iyi olur diye gittin, genel başkanı göçmen diye gittin. Aa, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Anneannesi Selanik doğumlu, dedesi Üsküp doğumlu, babaannesi Kırcava doğumlu. Oldu mu? E gittin başka partiye, AK Parti'ye gittin. Bak ne oldu buğday fiyatı? Ne oldu geçen sene, ne oldu ayçiçeği? Bu sene göreceğiz. Öyle olunca şimdi artık hep beraber toplanacağız. Hep beraber birleşeceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce iktidar yapacağız. Sonra sonuncusu gibi çiftçiye al ananı da git diyen değil, çiftçi köylü milletin efendisidir diyen bir cumhurbaşkanımız oldu. Bundan sonra esnafımıza da sahip çıkacağız, emeklimize de, emekçimize de. Tabii iktidar olunca bambaşka şeyler olacak. Mesela emekli maaşı bu AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese, dokunmasa, karışmasa bize emeklimiz 26 bin lira alacaktı. Sistemi değiştirdi, şimdi 10 bin lira alıyor. Geleceğiz, önce asgari ücret yapacağız. Sonra 1,5 asgari ücret yapacağız. Bu desteklemelerin her bir tanesini, her bir tanesini kanun nasıl yazıyorsa öyle vereceğiz. %1'i milli gelirin destekleme olacak. Bunlar 1/2'sini veriyorlar. Yani 5 vereceğine 1 veriyor çiftçiye. Çiftçinin de yüzü gülecek, emeklinin de gülecek, asgari ücretlinin de gülecek. Ama bunun olması için önce iktidar olmamız lazım. Onun için belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Onlar da çok çalışacaklar, iyi çalışacaklar. Sonra partimize sahip çıkacağız. Sonra kapıları ardına kadar açacağız. Artık baba evinden gitmiş adam AK Parti'ye perişan olmuş. Gelecek buraya, ona niye gittin, niye geldin demeyeceğiz. Baş tacısın diyeceğiz. MHP'li gitmiş başka bir tarafa, görmüş bunların halini, geri gelmiş. Herkese kucak açacağız. Nasıl seçimi kazandığımız akşam dedik ki kimse öteki değildir. Kimse kaybetmedi. Bu seçimin kaybedeni yok. Edirne'deki herkes bilsin ki bu parti birinci parti olunca da kimseyi itmez, kimseyi kalkmaz. Bundan sonra herkese sahip çıkar. Göreceksiniz. Göreceksiniz o günleri, hep birlikte yaşayacağız. İnsanların %65 nüfusu CHP'li belediyelere vermesi boşa değil. Ekonominin %80'ini bize teslim etmeleri boşuna değil. Hem yıldılar, hem de artık bize bu yeni değişim sürecine, genç adaylara, kadın adaylara, tecrübeyle gençliğin birleşmesine,
iktidar umudumuza, heyecanımıza ortak oldular. Bu duyguyu mutlaka koruyacağız. Bunu artık, bu yukarıya doğru gidiş başladı. Uçağın burnunu daha aşağı indirmek yok. Hep ileriye gideceğiz. Onun için ufak tefek meselelere takılmayacağız. Kusur varsa örteceğiz. Tartışmaları bitireceğiz. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek. Buradan son sözüm şu. Geçen hafta bir emek mitingi yaptık. Orada 4 tane şey söyledik. 1, kredi kartlarının faizlerini silin esnafa, köylüye, bireysel sıkıntı çekenlere. Ana parasını bölün. Bundan %30 vergiyi kaldırın, milleti rahatlatın. 2, taban ücretleri, mesela buğdayda 15 lira olması lazım, maliyetini verdiler. Taban fiyatları arttırın. Ayçiçeğe iyi bir fiyat verin. Üzüme, fındığa, çaya, narinceye sahip çıkın. 3. Emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Bunu bir asgari ücret düzeyine getirin. Sonuncusu da asgari ücrete enflasyon uyarlamasını hiç olmazsa yapın. İnsanları bugün 17 bin lira olan asgari ücret verildiği günkü 13 bin liraya denk geliyor. Yıl sonuna doğru 9 bin liraya düşecek. Bu olmaz dedik. Ve itiraz ettik. Buradan tekrar ediyoruz. Ya asgari ücrete zam mı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Bir kez daha söylüyoruz. Zam mı yaparsanız sorunlar bitmez. Ama hiç olmazsa birazcık geçim olur. Ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin, yakında seçim olur. Hepinize teşekkür ediyoruz. Filiz Başkan'a, belediye meclis üyelerimize hayırlısı olsun diyoruz. Baba Ocağı'na bugün koşup gelen hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Edirne'ye Türkiye'nin dört bir yanından güzel insanlar geldiler. Dünyanın en ev sahibi kentindeler. Sizin gibi güzel insanlar, onları misafir ediyorsunuz. Yarışan, güreşen bütün pehlivanlara, bütün yiğitlere başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyoruz. Ama eninde sonunda Edirne biz kazansın, sizler kazanın istiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.